Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde denizlerdeki hakimiyetten bahsetmiştik ve 17. yüzyıl dönemini sonlandırmıştık. Bugünkü dersimizde ise gerileme devrinden yani 18. yüzyıldan ne yapacağız? Devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle 18. yüzyıl padişahlarını şöyle bir verelim. Daha sonra siyasi olaylardan, kimlerle mücadele ettiğimizden kısa kısa ne yaparız? Bahsederiz. Dönemin padişahlarından ilki, aynı zamanda duraklamanın son, gerilemenin ilk padişahı olan 2. Mustafa'dır. Biliyorsunuz 2. Mustafa aynı zamanda Osmanlı'da sefere çıkan son padişahımızdı. Ve Karlofça Barış Anlaşması imzalandıktan sonra İstanbul'u terk edip Edirne'yi kendisine başkent yapıp Edirne'de ikamet eden bir paşa olarak karşımıza geliyor. Bu olaya bir müddet sonra Yeniçeriler tepki gösteriyor ve Edirne vakası dediğimiz bir isyan sonucunda 2. Mustafa tahtından indiriliyor ve yerine 3. Ahmet geçiriliyor. Dolayısıyla Edirne vakası bir Yeniçeri ayaklanması olarak tarihteki yerini ne yapmıştır? Almıştır. 3. Ahmet yaklaşık olarak 27 yıl Osmanlı tahtında hüküm sürmüştür. Lale Devri padişahıdır. Onu öyle bilmek durumundayız. Ve bir isyanla tahta geçen 3. Ahmet bir başka isyanla dönemi sonlandırmış bir padişahtır. Patrona Halil isyanı dediğimiz bir isyan sonucunda da tahtından ne yapılacaktır? İndirilecektir. Bir sonraki padişahımız 1. Mahmut, özellikle Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiği ve Batı'dan askeri uzman getirtilen ilk dönem olarak karşımıza çıkan dönemdir. Bundan bahsedeceğiz. Batı'dan uzman getirilmiştir ve o uzmanlardan ne yapılmıştır? Yararlanılmıştır. Ordumuz modernize edilmeye çalışılmıştır ve bunda da başarılı gösterilmiştir. Bir sonraki padişahımız ise hemen hemen hiçbir etkinliği olmayan, çok sönük bir dönem olarak karşımıza gelen, zaten çok kısa bir süreçte tahta kalan 3. Osman'dır. 3 yıl tahta kalmıştır. Herhangi bir savaş yoktur. Herhangi bir etkinlik yoktur. Çok silik kalmış bir padişahımız olarak karşımıza geliyor 3. Osman. Bir sonraki padişahımız 3. Mustafa'dır. 17 yıl hüküm süren bir padişahımızdır. Bu dönemde tarihimizin gördüğü en ağır mağlubiyetlerden birisi olan Çeşme baskını yaşanmıştır. Donanmamız imha edilmiştir. Rusya'ya karşı büyük bir mağlubiyet alınmıştır. Ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın imzalanmasından hemen önce vefat eden bir padişahımız olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Bu dönemin bir özelliğini daha söylemeden geçmeyelim. Osmanlı tarihinde ilk defa borç alıyor ama iç borç. Yani dışarıdaki bir devletten değil, halkından kendi iç yapısı çerçevesinde bir borçlanma gerçekleşiyor. Onu da bilelim arkadaşlar. Ve devrin tabii benim yazdığım çerçevede son padişahı gibi görünüyor ama aslında 1789'dan sonra bir padişahımız daha var. Gerilemenin son, dağılmanın ilk padişahı olarak kabul edebileceğimiz bir 3. Selim var. Ondan da kısmen bahsedeceğiz ama şu an için son padişah olarak 1. Abdülhamid'i söyleyebiliriz. Dönemin olaylarını dikkate alırsak, Küçük Kaynarca Anlaşması'yla başlayan bir süreçte tahta geçmiştir. Ve yine dönemi Fransız İhtilali'nin yaşandığı süreçte sona ermiş bir padişahımız olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. Peki, şimdi padişahlarımızı geçtik. Gelelim bu yüzyılın yani 18. yüzyılın genel özelliklerine, sadece bizim açımızdan değil, yani sadece Osmanlı açısından değil, genel özelliklerini dikkate almamız lazım. Nedir bu dönemin genel özellikleri? Arkadaşlar, bu dönemde Avrupa ciddi bir ivme kazandı. Teknolojik açıdan, bilimsel açıdan inanılmaz bir gelişme gösterdi. Özellikle Aydınlanma çağı sonrasında başlayan bu bilimsel teknik gelişme 1750 sonrasında da sanayi inkılabı şeklinde karşımıza çıktı. Ve sanayi inkılabıyla birlikte Avrupa aşırı derecede
güçlendi. Özellikle bize karşı hissedilir bir üstünlük kurma aşamasına geldi. Tabii bu dönemde Osmanlı Avrupalılar tarafından şöyle değerlendirildi. Toprakları işgal edilebilecek bir devlettir. Çünkü zayıflamıştır. Artık üstünlük onlara geçmiştir. Osmanlı üstünlüğü kaybetmiştir. Dolayısıyla savaşlarda etkin olamayan bir Osmanlı'nın toprakları rahatlıkla ne yapılabilir? İşgal edilebilir. Artı Osmanlı yeraltı kaynakları açısından zengin bir coğrafyadır. O zaman sömürülebilecek bir coğrafyadır. Sanayi inkılabı çerçevesinde ham maddeye ihtiyaç duyan Avrupalı bunu nereden karşılayacaktır? Sömürebileceği ülkelerden. Neresi? Osmanlı bu iş için müsait bir coğrafyadır. Dolayısıyla Osmanlı'yı böyle görmeye başladılar. İşgal edelim, sömürelim, pazar olarak kullanalım. Yani her türlü kullanalım şeklinde bir durumu ortaya koydular. Maalesef Osmanlı böyle bir duruma düşmüştür o dönem için. Tabii Osmanlı da kendini koruyabilmek için tedbirler aldı mı? Evet aldı. Ya da politikalar üretti mi? Evet üretti. Mesela bakıyorsunuz 18. yüzyılda Osmanlı'nın genel olarak öne çıkan iki politikasından bahsedebilirsiniz. Birinci dönem politikası diyebilirsiniz. İkinci dönem politikası. Mesela birinci dönem politikası deyince aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar 1699 Karlofça Barışı'nda inanılmaz bir toprak kaybı yaşadık. Doğru mu? Evet. Doğru. Ve hatta 1700 İstanbul'da dahil ederseniz gerçekten onulmaz bir yara aldık. Büyük topraklar kaybettik. Neredeyse Avrupa'dan dışlandık. Böyle bir durum yaşadık. Biz işte birinci dönem siyasetini onun üzerine kurduk. Dedik ki biz Karlofça'da ve İstanbul Antlaşması'nda kaybettiğimiz yerleri geri aldık. Birinci dönem siyasetimiz budur arkadaşlar. Osmanlı kendine bir hedef koymuştur. Demiştir ki kaybedilen yerleri geri alacağız. Ve bu siyaset yaklaşık olarak bir 15-20 yıl sürdü. 1700'ün başlarından 1720'lere kadar devam etti. Baktık ki biz bunu beceremiyoruz. 1718 Pasarofça'da bunu anladık. Kaybettiğimiz yerleri geri alacağız zannıyla gittik. Pasarofça Anlaşması'nda, 1718 Pasarofça Anlaşması'nda daha fazla yer kaybettiğimiz ortaya çıktı. Dedik ki biz en iyisi siyasetimizi, stratejimizi değiştirelim. Ne yapalım? Kaybedilen yerleri geri alma zihniyetinden vazgeçelim. Neye dönelim? Eldekini koruyalım. Madem geri alamıyoruz, hiç olmazsa elimizdekini kaçırmayalım. Düşüncesiyle ikinci dönem siyasetine girdik. Yani eldeki toprakları koruma mantığına büründük. Tabii bunu zaman zaman kendi başımıza yaptık da genel olarak kendi başımıza yapamadığımız dönemler de oldu. O zaman hemen bu siyasetimize ilave bir siyaset ürettik. Eldekini korurken, kendi varlığımızın devamını sağlarken şunu da ortaya koyduk. Denge denilen bir siyasete yöneldik. Denge ne? Devletler arası çıkar ilişkilerinden yararlanarak aradan sıyrılma politikasıdır. Bir devlete karşı başka bir devleti kullanmaktır. Rusya'ya karşı Fransa'yı kullanmak gibi. Dolayısıyla siyasetimizi bununla temellendirdik. Öyle bir dönem ne yaptı? Karşımıza geldi. Peki 18. yüzyılda Osmanlı ıslahatlar açısından ne alemdeydi? Duraklamanın ıslahatlarına bakıyorsunuz. Yeteri kadar fayda sağlamadı. Yetersiz kaldı. Neden yetersiz kaldı? Kişisel ıslahatlardı. Devlet politikası olmadı. Yüzeysel kaldı. Köklü olmadı. Bu tarz ıslahatların başarı getirmesi söz konusu değil. Yüzeysel ıslahatlarla, köklü olmayan ıslahatlarla, devlet politikası olmayan ıslahatlarla sonuca ulaşmanız söz konusu değil. Ve bu da o öyle ortaya çıktı. Bu yüzden
18. yüzyılda iş biraz daha değiştirildi. Biraz daha derine inilmeye çalışıldı. Biraz daha köklü olması düşünüldü. Biraz daha devlet politikası haline getirilmeye çalışıldı. Art. Dedik ki Avrupa bizden üstün mü? Evet, üstün. O zaman biz ıslahat yaparken ne yapalım? Avrupa'yı örnek alalım. 18. yüzyıl ıslahatlarını 17. yüzyıl ıslahatlarından ayıran en temel özellik budur arkadaşlar. Unutmayalım. Tekrar ediyorum. 18. yüzyıl ıslahatlarını 17. yüzyıl ıslahatlarından ayıran en temel fark Batı'dan yararlanmadır. 18. yüzyılda biz Batı'yı örnek aldık. Batılı tarz ıslahatlar yapmaya başladık. Bu da bu dönemin en önemli özelliği olarak karşımıza geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Aklımızdan çıkmasın. Tabii hangi alanda ıslahatlar yaptık? Şimdi sürekli Avrupa karşısında geriliyoruz. Sürekli Avrupa karşısında yeniliyoruz. Toprak kaybediyoruz. Güç dengesi değişiyor. Avrupa bizim karşımıza güçlenirken biz onların karşısında zayıf duruma düşüyoruz. O zaman bu güç dengesini tekrar sağlamamız lazım. Islahatların her alanda olduğunu bileceğiz ama daha çok askeri alanda olduğunu da aklımızdan çıkarmayacağız. Yoksa her alanda yaptık. Kültürel alanda yaptık, ekonomik alanda yaptık, eğitim alanında yaptık, siyasi alanda yaptık. Ama daha çok askeri alanda ıslahat yapmaya gayret ettik. Temel sebebi arka arkaya aldığımız ağır mağlubiyetlerdir, ağır yenilgilerdir. Bunu bir şekilde telafi etmemiz lazım. Ve bunun için de askeri alanda ıslahatlar yaptık ve hatta Avrupa'yı örnek alırken Avrupa'dan uzman getirtmeye çalıştık. Ve onların tekniğini kullanmaya çalıştık. Bu şekilde bir dengeleme dönemine girme siyaseti izledik. Tabii biz askeri alanda ıslahat yaparken önümüzdeki en büyük engel Avrupa falan değildi. Önümüzdeki en büyük engel içimizden bir güçtü. Yeniçeriler. Yeniçeriler yapılan her ıslahata, özellikle tabii ki askeri alanda yapılan ıslahata tepkiyle yaklaşmışlardır. Karşı çıkmışlardır. İsyanlar yapmışlardır. Ve bu yüzden Yeniçeri'nin ıslahatlara olan tepkisinden dolayı gerekli başarı maalesef yine yakalanamamıştır. Dolayısıyla gerileme döneminde de özellikle Yeniçeri ıslahatların karşısındaki en büyük engel olarak durmuştur arkadaşlar. Onu da ifade etmek lazım. Peki, bu dönemde arkadaşlar bakıyorsunuz hangi devletlerle mücadele ettik, kimlerle savaştık, onları bir değerlendirmeye alalım. Bir önceki yüzyılda hatırlıyorsunuz kodlama, şifre, varildi. Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan. Burada tek bir devletin değiştiğini görüyorsunuz. Dönemin sonunda neredeyse yüzyıl biterken, gerileme zaten bitmişti. Yüzyıl biterken, 18. yüzyıl biterken 1798'de daha önce sürekli müttefikimiz olan ve sürekli dostane ilişki kurduğumuz bir devlet olan Fransa, Mısır'a saldıracak. Dolayısıyla yüzyıl biterken Fransa'yla da mücadele etmek durumunda kalacağız. Ama tekrar ediyorum, gerileme haricindedir, dağılma devrindedir, yüzyılın sonundadır. 18. yüzyılın sonunda yapılan bir savaştan bahsediyorum. Varif diye kodlayacağız arkadaşlar. Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Fransa olarak karşımıza geliyor. Özellikle bu yüzyılda bu gördüğümüz devletlerden daha önce savaştığımız Venedik'le son kez bu yüzyılda savaşacağız. Bir daha savaşmayacağız. Yine İran'la son kez bu yüzyılda savaşacağız ve bir daha savaşmayacağız. Artı yüzyılın sonuna doğru savaştığımız Avusturya'yla da son kez bu yüzyılda savaşacağız. Ondan sonra bir daha ne yapmayacağız? Savaşmayacağız. Yani sözün özü, burada gördüğünüz devletlerden üçüyle son kez bu yüzyılda bir muharebe dönemine gireceğiz. Ondan sonra
Savaşmayacağız. Peki kiminle savaşacağız diyeceksiniz. Tabii ki savaşacağımız devletler belli. Rusya, İngiltere, Fransa daha ciddi, daha güçlü devletlerle savaşacağımız için yıkılmamız biraz daha hızlı hale ne yapacaktır? Gelecektir diyoruz arkadaşlar. Evet. Peki. Bu devletlerden kısa kısa şöyle bir değerlendirme yapalım. Mesela Osmanlı-Rus savaşlarının temel sebebi ne? Ona bakalım. İşte Osmanlı-Avusturya savaşlarının temel sebebi ne? Ona bakalım. Mesela Osmanlı-İran savaşlarının temel sebebi ne? Ona bakalım. Bunlardan da bahsetmeden geçmeyelim. Savaşlara geçeceğiz tabii ki. Savaşlardan bahsedeceğiz ama öncelikle mesela Osmanlı-Rus savaşlarının temel sebepleri ne? Bu dersimiz için bundan da bir bahsedelim. Onu da göz ardı etmemiş olalım. Arkadaşlar, Osmanlı-Rus savaşlarının temel sebebi aslında belli. Rusya açısından sebepler öne çıkıyor. Malum sebep. Rusya 1. Petro'dan itibaren ortaya koyduğu bir hedef noktasında hareket ediyor. Neydi o 1. Petro'nun hedefi ya da bize göre Deli Petro, Avrupa'ya göre Büyük Petro'nun hedefi? Rusya büyük devlet olmalı. Rusya eğer büyük devlet olmak istiyorsa açık denizlere çıkmalı. Açık denizlere çıkmak istiyorsa boğazlara hakim olmalı gibi bir hedefi var. Bunu gerçekleştirmeye çalışacak. Dolayısıyla sıcak denizler dediğimiz denizlere inmeye çalışacak. İşte Karadeniz sıcak denizdir. Akdeniz, Ege sıcak denizdir. Çünkü kuzeyindeki denizler soğuktur. Baltık Denizi, Kuzey Buz Denizi gibi denizlere açılmaktansa güneye, Karadeniz, Ege, Akdeniz'e ulaşmak istiyor ve bu sayede büyük devlet olma hedefi peşinde koşuyor. İşte bu nedenden dolayı arkadaşlar Osmanlı'yla yoğun savaşlar yapacaktır ve hatta 18. yüzyılın neredeyse tamamında ve 19. yüzyılın büyük bölümünde biz Rusya'yla savaştık arkadaşlar. Yani son iki asır neredeyse Rusya'yla sürekli savaştığımız bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Onu ifade etmek lazım. Tabii bu arada Rusya'nın farklı hedefleri de var, farklı emelleri de var, farklı olarak ortaya koyduğu gerekçelerden de bahsedebilirsin. Mesela ne? Osmanlı'da çok sayıda Ortodoks unsur var. Mesela bakıyorsunuz, Rumlar Ortodoks, Sırplar Ortodoks, Bulgarlar Ortodoks, Romenler Ortodoks, Ermeniler Ortodoks. Ve biz Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen bir devletiz. Ne zamandan beri? 1453 İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in bir patrik ataması ve o süreçten itibaren Ortodoksların koruyuculuğu bizim elimizde. İşte Rusya bunu kendi üzerine almak istiyor. Ve bu sayede Osmanlı'nın iç işlerinde aktif rol oynamaya çalışacaktır. Eğer Ortodoksların koruyuculuğunu alırsa Osmanlı içerisindeki bütün unsurları özellikle Ortodoks unsurları kontrol edebilme konumuna gelecektir. Bunu gerçekleştirme adına Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmeye çalışacaktır ve maalesef bunu da gerçekleştirecektir. 1774 Küçük Kaynarcı'da bunu göreceğiz. Ve bir hedeften daha bahsedelim. Son bir hedeften daha bahsedelim. Rusya'nın savaş sebepleri içerisinde görebileceğimiz panslavizm. Nedir arkadaşlar panslavizm? Aslında pan kelimesi aşırı anlamına geliyor. Aşırı slavcılık, yani aşırı milliyetçilik gibi bir algılama var ama buradaki panslavizm, pan-İslamizm, pan-Türkizm, pan-Germenizm gibi kavramlardaki pan ifadesi birlikteliği ortaya koyuyor. Mesela pan-Slavizm, Slav birliği. Pan-İslamizm, İslam birliği. Pan-Türkizm, Türk birliği gibi algılayacağız. Rusya'da pan-Slavizmi gerçekleştirmek hedefini ortaya koyarken şunu yapmaya çalışıyor. Osmanlı'daki Slav ırklarını bünyesinde toplamaya çalışıyor. Ve onların sayesinde, onların üzerinden eğer boğazlardan geçemezse sıcak denizlere inmeyi düşünüyor. Kimler Slav?
Osmanlı ülkesinde Slav var mı? Çok. Özellikle Balkan coğrafyasında. Mesela bakıyorsunuz Sırplar, Slav. Boşnaklar, Slav kökenli. Hırvatlar, Slav kökenli. Bulgarlar, Slav kökenli. Romenler, Slav kökenli. Slovenler, Slav kökenli. Dolayısıyla bunları kullanmak suretiyle, bünyesinde toplayarak bunların üzerinden sıcak denizlere inme siyasetini ortaya koyuyor. Ve bu siyaset arkadaşlar, unutmayalım, 18. yüzyılda var mı? Evet. 19. yüzyılda var mı? Evet. 20. yüzyılda var mı? Evet. Dolayısıyla karşımıza sürekli bu siyaseti izleyen bir devlet olarak çıkmıştır Rusya diyoruz. Evet arkadaşlar, Osmanlı'yla Rusya'nın savaşlarının, 18. yüzyıldaki savaşlarının temel sebepleri bunlar olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor diyoruz. Tabii zaman zaman bu savaşlarda iki tarafta kendine müttefik bulmak suretiyle savaşmıştır. Mesela bakıyorsunuz Rusya Avusturya ile birlikte bize karşı savaştığı görülürken Osmanlı da İsveç gibi devletlerle müttefiklik yapma konumuna gelmiş midir? Evet, onu da ifade etmekte fayda var dedik arkadaşlar. Evet, Osmanlı-Avusturya savaşlarının temel sebeplerine geldik. Bu konuyu bir sonraki dersimizde işleyelim arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek umuduyla, hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.